Merhabalar, ikinci bölüme hoş geldiniz. En son ilk eyaletimizi ele geçirmiştik. Şurada fazladan bir bina varmış. Şunu bir yıkalım. Onun anıntısı zaten var bizde. Eyalet emniyeti alındı, fraksiyon yok edildi. Okey. Şimdi burada şu binayı tamamladık. Buradan bir tane kahraman yapabiliriz. Dolayısıyla yakın saldırı, yakın savunma, fiziksel direnç. Fiziksel direnç, ecdat kanı araştırma oranı, inşaat maliyeti. Üçü de güzel. Üç tane güzel özellik çıkmasına alışık değilim ya. Genelde bir tane bile zor çıkar. Araştırmanın %5. Çok arada kaldım. Şu olsun. Yes, you have my allegiance. You have my allegiance. Şöyle bir bakıyorum. Aslında bu derebeyi tipi kahramandan bizim ecdat olanlardan da var değil mi? Evet, iki tane var hatta. Dolayısıyla buna çok ihtiyacımız yok ya. Senin suikast düzenleme özelliğin varmış. Teknoloji çalma falan olsa olabilirdi de. Yani buna ihtiyacım yok mu gerçekten şu an ya? İkinci orduya katayım bari ya. Burada iki tane dereveyi fazla bile. O da level atlasın. Bir sonraki orduma onu katarım o zaman. Tabii ki bakım maliyetlerine dikkat etmem lazım. Bu da ekstra bakım maliyeti demek ama sanıyorum bir kahraman daha kaldırabilecek şeyimiz var. Şimdi iki tane yetenek puanımız var. Yani ordusunu güçlendireyim falan diyecektim ama sonradan şey aklıma geldi. Orduyu değil, öncelikle Yıldırım Çarşıvası'na gitmek lazım. Çünkü eğer Karaksekiz Tepe'yi fethetmek istiyorsak ki elbette istiyoruz. %50 8 Tepe'yi ele geçirmeden önce %50 bakım maliyetimiz artıyor. Bol bol ork olan şu topraklardan geçmemiz gerekecek ve orkların da nesi var? Harbi var. Orduları var. Yıldırım Çarşıvası ile onların önüne geçebiliriz. Harp ordularıyla savaşmadan direkt ordularıyla savaşabiliriz. Yani yeşil derilerle savaşacak bir fraksiyonun Yıldırım Çarşıvası'na sahip olması kesinlikle önemli ki bayağı bir yeşil derilerle çarpışacağız diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla oraya doğru gidelim. İnşaat maliyeti bunu geç. Yozlaşma geç. Yıpranma kuşatma altında geç. Dördü de kötü. Bari şunu seçelim. Maalesef Yıldırım Çarşıvası'na gitmek için orada birazcık gereksiz şeyler de vermek gerekiyor. Bakalım nelerin var şimdi senin silah gücü yeşil derilere karşı. Işık bombası neydi? Alan etkili yakın. Okey fena değil. Şimdilik bir geliri arttır sen de. 10 arttı gelirim yaşadım. Sen de yayılma kontrolünden devam et şimdilik. Sen şunu işle. Bir dakika, ocak ateşi ne yapıyordu? Alan etkili... zırh düşürme. Önce şunu işte ya. Alan etkili hasar verebilen pek bir şeyim yok şu an. Ona çok işim düşebilir dolayısıyla o rün büyüsüne. Okey. Karakiz oradaki binayı yıkıyoruz. Gerekli binalar yapılmış durumda. Diğer eyaletimizde yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arkadaşımız da level atlamış sahi. Sen de yolda yürüyen al. Teknolojim araştırıldı. Yetiştirme maliyeti piyadeler için yetiştirmeyeceğim. Şimdi şu artı 10 büyümeyi alalım. Emir mevcut yeni eyaletimde. Burada da yine kontrol idare edecektir. Ya şu konfederasyon cezasına gittikten sonra herhalde isyan çıkmasını engelleriz. Şimdi yine büyüme alalım. Duruma göre ama belki şu kontrol veren şey geçiş yapmak isteyebilirim. Diplomasi. Tilya. Evet, ölmek üzere. Bari bir anlaşma yapıp 3-5 kuruş para koparalım bunlardan. Şunu da yap. Nasılsa gidiciler. Yalnız onların gidici olması tabii benim işime gelmiyor. Bir yandan Skaven, bir yandan Korsan Kıyısı, buradan Karakbufbar'a doğru yola çıkabilir. Hatta Zaraksil'e doğru yola çıkabilir. Hatta buralara çok yatırım yapmasam mı acaba? Hatta aslında... Ya bunun yerine garnizon binası yapmam daha iyi olabilirmiş aslında, şöyle bir bakıyorum da. Neyse, artık yapmış bulunduk. Birinci seviyesinde yıkmak istemiyorum şimdi, kalsın. Maddi açıdan zaten kötüyüz. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı bu turda? Itemlara bakalım, item aldıysak. Yaver almışız bir tane. Şu demirci ocağı şeyi 200 altını elde edince açılacakmış. Okey, onu da bir gün ederiz artık. Devam. Gerçekten de Tilia yok edildi. Şimdi şurada önemli bir karar vermem gerekiyor. Hedefim şuradaki yeşil derileri de harcayıp bu tarafı güvence altına almaktı. Bunlar kimseye savaş halinde değil, bana savaşacaklardır çok geçmeden.
Ama bir yandan da güneyden çok ciddi tehlike altındayım. İkit klonu ne yapıyor? Kaç yerleşim yeri var? 2. Bu tarafta almadığına göre herhalde Tobaro'yu almış demektir. Hmm, İkit klonu vampir kıyısından daha da büyük tehlike ama bunlar daha yakın. Vallahi ben galiba yine de kuzeye gideceğim. Yani burayı kaybedersek kaybederiz gözüyle bakacağım şu an. Çünkü buraları şu iki yerleşim yerini aldıktan sonra iki yerleşim yeriniz var değil mi sizin? Evet, şu iki yerleşim yerini aldıktan sonra kuzey bayağı bir güvence altına alınmış olacak. En azından Vlad von Karsten buraları alana kadar ki biraz zaman alır. Şunlar zaten bir tehlike değil. Onları şey halledecektir. Elspeth halledecektir. Dolayısıyla ben kuzeyi halletmeden güneye inmek istemiyorum. O sırada Zaraskili ve Karak Guftar'ı kaybedersek canlar sağ olsun. Sol istikamına doğru gidelim. 11 kişilik bir garnizon hallederiz. Maç vaziyetine de gelebilirsin. Kendi topraklarında kal yine de. Sen şu orduya dahil ol. Ve sen de maç vaziyetinde oraya doğru ilerleyebilirsin. Gayet büyük bir ihtimalle şu an bana savaş açacak bunlar. Herhangi bir düşmanları yoktur diye düşünüyorum ki yok. Okey, hızlı bir şekilde o iki yerleşim yerini kaybedebiliriz. Dediğim gibi canlar sağ olsun eğer kaybedersek. Karakizor'a ikinci seviyeye çıkarmak için bir büyüme lazım. Önümüzdeki tur olacak o bir büyüme. Ve ikinci seviyeye çıkarmam icap eder burayı ya. Yani şu ikisini kaybetmek neyse ne de eyalet başkentini kaybetmek istemiyorum. Dolayısıyla buraya bir garnizon binası dikmek istiyorum. Garnizon binası dikmek için önce bunu ikinci seviyeye çıkarmak lazım. Ona da paramanca yetecek. Tamam, şimdilik orası boş kalsın. Diplomatik olarak yok bir şey. Gel bakalım bana savaş aç sevgili adını unuttum. Aa neydi? Aranessa. Açmadı savaş. Bir event çıktı. GM, cüce mühendisliğinin kalitesini ulu orta lekeleyen ve geçmişteki başarısızlıklarını alaya alan densiz bir ahman ortalıkta gezindiğine dair rivayetler dönüyor. Dahası bu sefil şey mevzu bahis trajedide yaşanan can kayıplarını komik bulup olan biteni katıla katıla gülerek anlatıyor. Affı olmayacak bu laflar soydaşlarınız arasında öfkenin fitilini ateşledi. Klanlar derhal intikam alınmasını talep ediyor ve adalet yerini bulana kadar da kimse sakinleşecek gibi durmuyor. Savaşa mı, Talsin'le mi, dalga mı geçiyorsun sen? Kitaba. Kitaba yazalım. Dur. Talsin bir dursun ya. Ne yapıyorsun? Yapma gözünü seveyim. İsimlerin Danmaz Kronay Kazıyın. Bu saygısızlık çağlar boyunca hatırlanmalı. Okey. Aman abi şu an onlarla savaşa giremem. Gözünü seveyim. Güneyde zaten yeterince büyük tehlikeler var. Evet. Gece sarayı yok edildi bile. Bunlarla savaşa girer mi? İnşallah. Bir konuşayım, bir savunma ittifakı ihtimali olur mu diye bir bakayım dedim de yokmuş, tamam. O zaman şu sol istihkamına bir girelim biz. Sen gel dostum. Şuna bir savaş açalım. Gel bakalım. Kesin zafer alalım, alırım. Yakınlarda bir ordu var ama çok da hasar almayacağım varsayıyorum, çok küçük bir ordu. Okey. Makul. Dümencenin bir ifiri çıktı. Oha. Çok iyi bir item çıktı durdururken. Şikayet. Sol istikamını elimde tutmak gibi özellikle bir isteğim yok. Bunları Elspeth'e falan satabilirim eğer isterse. Sen şu dümencenin bir ifirini taktın mı? Taktım. Güzel. O bayağı bir fark yaratır. Şunu işleyelim. Teknoloji çal, yaralı. Bunları ordularda kullanacağım için şu teknoloji çalma ve yaralama şeylerini özellikle geliştirmek gibi bir niyetim yok. Menzilli gücü, mühimmat. Menzil arttıran bir özelliğin yok değil mi? Hız arttıran var. Tamam. Kahraman ordusundaki menzilli gücünü arttıralım tabii ki o zaman. Öncelikle şunu mu alsam ya? Öncelikle şunu aldım hadi. Okay. Sen bu üçünden birini seçebiliyorsun. Sindelik kalbi çekiççiler için. Pasif yetenek muhafız. Kendisi için galiba. Hücum savunması. Demir ejder, demir kıran ve madenciler için. Bu ise korucular için nişan. Önce benzerlemesi sinsice izlemek. Hmm. Üçü de şu anki ordumda bulunan şeyler değil. Gerçek içi bir tane var. Korucu iki tane var galiba değil mi? Hmm, iki tane var. Ya korucu severim. Korucu kullanabilirim orada da. Bunlar da tabii güzel birimler ama alacağım ya.
Okey. Sen madem onu aldın. Bunlar ne yapıyordu? Kahraman eylemi. He. Ordunun bütün birimlerinin zırhını artı 5 arttırırım bunu 3 yaparsam. Ya da menzil yakın var hasarını fazla arttırırım. Şunu bir alayım öncelikle. Onlara da gideceğim tabii ki de. Sen... Ha, bir tane bundan var. Derebeyiymiş bu. Tam bunu menzili birim olduğunu sanmıştım ben. Diğeri de başka bir şey arttırsın. Demir kran güzel birim tabii ki. Eşek gibi savunma. Çekiççileri de severim. Ama demir kranlar olsun. Okey. Burası böyle. Tazelenme oranımın bu kadar az olması biraz gözlerimi yaşartmadı değil. Okey. Seni kişisel olarak güçlendirelim birazcık. Yayılma kontrolü. Sen de yayılma kontrolü al ya. Her ne kadar sol istikamında kontrol söz konusu olmasa da burası sadece bir şey. Garnizon binası. Kontrol, bina geliri, büyüme. Şemalet. Tabii ki büyüme olsun burası. Okey. Burası böyle. Burasını ikinci seviyeye. Ha, inşaat maliyetini azaltıyordum demin. Artık azaltamıyorum. Okey. Bir sonraki tur yaparız artık o zaman. Sen başka birine savaş açmış olabilir misin bu arada? Hayır. Kendini toparlamak için zaman tanıyor galiba. Ya çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ben onları bana savaş açmasını. Bakacağız. Bu arada Fjeldorf, daha doğrusu Elspeth. Karşısına savaşa girmek ister misin bunların? Kaç para? 1500 istiyor. Yani oraya kadar gidip zaman kaybetmek istemiyorum ama bir yandan şunları da halletmek lazım sonuçta. Tamam, gidelim bir şey olmaz. Okey. İnşaat yapmayacağım. Diplomasiye bir genel bakalım. Başka bir şey yok. Hadi bu sefer savaş açacak mıydı? Yo, hayır. Gene savaş açmadı. Okey. Var mı yer? Şu zibidileri de tabii geçerken bir almak lazım. Öncelikle bir şeye bakayım. Carcassonne'la ticaret anlaşması. Evet, olur. Şimdi bunlarla geçiş anlaşmam yok. Aramda muhteşem sayılmaz. Ama topraklarından geçmem icap eder. Ben sol istihkamını direkt satsam bir bakayım istiyor mu? Geçiş anlaşması yine de vermiyor ya. Çok garip. Diğer yerleşim yerlerini de satacak halim yok. O zaman Elspeth için kusura bakma ya. Benim yine de buraya bir uğramam icap edecek. Seni biraz kızdıracağız biliyorum ama lütfen çok kızma bana. Elspeth'in şu an bana savaş hepsi dünyada en kötü şey olabilir ya. Lütfen öyle bir şey olmasın. Okay. Birazcık yeşilleri dövelim. Bu kadar kolay vereceğini düşünmüyordum. Yine de kendim mi savaşmalıyım ya? Şu an diğer yeşil delillere de dalacağım ya. Büyücü müsün? Sen değilsin. Sen de değilsin. Bunu kendim savaşacağım ben. Yani otomatik sonuçlandırsam da çok hasar vermezlerdi ama yine de yani tazelenme imkanım olmayacak. Tarafsız topraklarda olduğum şey şu an. Bunu yapmak icap eder. Şurada azıcık yer açın. Şu tüfekçiler şuraya yerleşsin. Sen şöyle. Şöyle klasik bir cüce dizilimi yapabiliriz. Azıcık daha açılabiliriz sanki ya. Sen bir kenara gel. Sen birazcık geride kal. Tamam. Bunların üstünden ateş edebilir galiba bu, değil mi? Harbiye başlayalım. Bunları tetiklemek için yapabileceğim maalesef bir şey yok. Herhangi bir hızlı birim yok. Yavaş yavaş üstlerine gidelim. Yani şeyim olması, Gareth fırlatanımın olması üzerime gelmelerini sağlamak için yeterli. Sadece biraz yaklaşmam lazım. Hatta şuradan saldırsam yokuş aşağı çok güzel olur.
Eğer harekete geçmezlerse oradan saldırayım. Aslında Gaius fırlatanım olduğu için şu an harekete geçmeyi düşünebilirler. Belki de sadece destek birliklerinin gelmesini bekliyorlardır. Harekete geçerlerse duruma göre reaksiyon gösteririz. Sen de aslında madem öyle şuradan gelsen daha iyi olur. Harekete hala geçmediler. Okey, güzel. İdeal pozisyona geçeceğim gibi duruyor. Sadece bu biraz arkadan geliyor. Gelmeyin, gelmeyin. Az daha durun. Az daha bekleyin. Şuradan gel. Ha, iki kişiler. Gelin demem gerekir daha doğrusu o zaman. Oraya geçince menzilinde olacak mı düşman birlikleri? Yok, olmayacak. Birazcık ilerlemem gerekecek. İlerleriz, sorun değil. Şu kadar ilerleme yeterli olur herhalde. Oh, destek birlikleri dolaştı. Güzel. Evet, menziline girdiler. Onları ateş edeceklerdir yavaş yavaş şimdi. Cüceler gaza gelmiş. Şimdi derini keseceğiz bugün, yaşasın. Okey, çok sürmez üzerime gelmeleri. Nefis gelmeye başladılar. Sen oraya değil de şurada daha bir kalabalık var. Oraya doğru ateş et. Şuradan bir çevreleme hareketi yapıyorlar galiba. Şurayı şöyle yapsam daha iyi olur. Bu tarafı da çevirmeye çalışıyorlar. Gelin siz ikiniz de şöyle. Şurada yabani ok eru veletleri varmış. Okey, diğer menzil birimlerimin de menziline girmek üzereler. Oh, işte böyle, işte böyle görmek istediğimiz manzaralar. Kalkanları yok, zırhları yok. Tam bir okçular için kolay hedef gerçekten. Siz ikiniz şunu öncelik verirseniz daha iyi olur ama. Bu kardeşimizle... Neyse, üzerime gelsinler de öyle. Biraz biriksinler de öyle kullanırım onları. Okey, geldiler mi? Dalınız arkadaşlar. Bu tarafa da dalınız. Sen de şuraya dal. Gir arkadaşım. Arkadan çevreleme olayları hala söz konusu olabilir. Dur bakalım. Sen de girebilirsin artık. Şunu aşırı olarak kullanmak istiyorum. Tam olarak şurada. Güzel bir birikim var orada çünkü. Kaçırmayalım onu. Belegar, şunları kullan tabii ki sen. Şurayı çevreliyor olmaları can sıkıcı. Bunları o tarafa doğru göndereyim. Sen şuraya doğru ateş edebilirsin artık. Sen pek ateş edecek fırsat göremiyor musun ya? Fazla hasar aldığını görüyorum. Aa, siz savaşa girmediniz mi? Siz de savaşa girin arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Belegar, sen şu lordu kesebilirsen daha iyi olur. Bunların ona ulaşmasını engelleyin. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Engelledik mi? Engellediğimizi söyleyin. Siz ikiniz de onlara ateş edin. Arkadan dolaşmasınlar beklenmedik bir şekilde. Şuna kullan. Sen savaşa girmemişsin, sen de gir. Sen fazla hasar alıyorsun, geri bas.
Buradakiler püskürtüldü. Şuraya bir desteğe gitsen, arkasından şuraya bir destek gerekebilir. Okçuların saldırısı yeterli olmayabilir. Onlar tamam mı? Şuraya girin arkadaşlar. Tüfekçilere daldı. Tamam, kaçmaya başladı. Güzel. Hayır, beklediğimden daha fazla hasar aldım doğrusu. Ama yine de o dalmak istediğim yerleşim yerini alabilecek kadar canım var diye düşünüyorum. Sadece şu an birazcık zayıf olarak göreceği için beni... Aranessa muhtemelen büyük ihtimalle savaş açacaktır. Muhtemelen büyük ihtimalle de muhteşem bir cümle oldu. Tabii bir de kovalayıp bunları tekrar indirmek lazım. Ya otomatik sonuçlandırmadan daha iyi mi sonuç alırdım acaba? Ya okçuların beklenmedik derecede kötü performans sergiledi. Şu adamların 22 kişi öldürmesi, bunların 18 kişi öldürmesi herhalde klasik oyundaki okçuların bug'ına denk geldik. Şunu almak isterdim ama şu an iki mahalle çok ihtiyacım var. %10, %10'dur. Okey, sen desteğe gel sevgili Belegar. Saldırıyı sen düzenle. Dur bir dakika, savaşa girmek ister misin şu an? Ha, süper. Bu sayede onların garnizonda desteğe gelecektir. Okey. Sıkıntı yok değil mi? Oh oh oh. Güzel. Görmek istediğimiz manzaralar. Bunu al. Güzel. Savaştan edildiğim hazinede binaları yapmakta bana fayda sağlayacaktır. Araştırma oranı güzel. İki tane hem de. Üç tane. Dört tane. Oha çok iyi oldu. Bu kadar çok öğrencinin bir anda çıkması muhteşem oldu gerçekten. Araştırma oranım %145'e çıktı bir anda. Harika. O öğrencinin çıkma olayı bir araştırmayı tamamladığınız turda savaş kazanırsanız öğrenci diye bir takipçi çıkma olasılığı ortaya çıkıyor. Arşivci diye geçiyormuş cücelerde. Diğer fraksiyonlarda öğrenci. Ha yok, öğrenci tamam. Yine öğrenci olarak çıkıyormuş. Ve bu kadar çok bir anda çıkması harika oldu. Şimdi hala herhangi bir anlaşma istemiyormuş. Tekrar bir şey sorayım. Bunun karşısında savaşa girmek ister misin? Hayır. 400. Tamam. Tamam, bunu alacağım ben. Çünkü yani gidip onlara saldırmasa ve bana zaman kazandırmasa bile, ki onu yapma ihtimali de hayli fazla, ben bunlara saldırdığım zaman aramız biraz iyileşmiş olur. Çünkü şu an topraklarına izinsiz girdiğim için aramız bayağı bir kötüleşmekte. Şu vaziyete girebilir misin? Şahane. Sen yine şuraya doğru gel. Elspeth'in saldırmama ihtimaline karşı. Sen de şöyle gel. Ya da pusuya mı yatsam? Ama yok ya, Elspeth orada olduğu sürece muhtemelen şey yapmaz. Saldırmaya yüreği yetmez. Al şunu ya. Belegar 2 level atlamış. Şu değişime yaramayacak şey gerçekten. Bunu al bari. Bir de yara iyileşme süresi. 4 için zayiat ikmal oranı. Güzel. Sana şunu almıştık en son. Menzil direnci bekleyebilir. Cüceler küçük hedefler olduğu için çok menzili saldırıya maruz kalmıyor cüce kahramanlar ve lordlar. Menzili gücünü arttıralım ordudaki. Devam. Şuradaki rünler ne işe yarıyordu? Bir kişiye zırh hasarı da... Aşırı büyü yaptığımızda bir kişiye etki ediyor. Hükümsüzlük rünü ise yine bir kişiye hasar direnci, aşırısı da bir kişiye. Ocak ve rünü... Ha bak, bu güzel. Menzil direncini ve büyü direncini azaltmak bütün orduların. Yani büyü direnci şeyde etkiliyor mudur acaba? Rün büyülerini de etkiliyor mudur? Ama menzil direncini %10 azaltmak güzel bir şey. Onu hemen bir alayım ben. Şunu al. Okay.
Orduları benim hasarlı halimden bile daha güçsüz. Garnizonları da çok güçlü değildir diye düşünüyorum. Evet, 8 kişilik bir garnizon var. Tamam, çok zorlanmadan alırız Elspeton'a saldırmasa bile. Ama şu an biraz zayıf düştüğümüz için bunların bana savaş açma ihtimali daha da arttı. Okey, bir genel şeylerden bakalım. Bir şey yok. Elspeton'dan ne kadar nefret ediyordu bu arada? Ha, aslında ortak düşmanlarımız olduğu için artık yani topraklarından izinsiz geçmeyi telafi etmiş oldum bir yandan. Negatife düşmeyeceğiz. Güzel. Teknoloji. İnşaat maliyeti, binalardan antalını. Çok acelesi yok onun. Başka ne var burada? Endüstri, inşaat süresi. Endüstri derken neyi kastediyorsun? Ha, şunlar. Daha çok şunu yapmaya eğilimliyim ama endüstri de yaparız ama şu an acelesi yok onun. Pardon, şuradan bakıyordum. Yukarıdan inşaat maliyeti. Yüce Kral'ın fermanı. Seferaket menzili veren bir şey var. Sanırım şu inşaat maliyetlerinden gitmek mantıklı olacak benim adıma şu an. Bir dakika, şurada okçuları güçlendiren hız ve zırh veriyor. Okçular için çok önemli değil. Şu güzel ama... Yok ya, şimdi şuradan gideyim. İnşaat maliyetlerini falan azaltayım. Maddi açıdan iyi değiliz malum. Şurayı nihayet ikinci seviyeye çıkarabiliyorum. Umuyorum ki bunlar oraya saldıramadan önce şunu tamamlamış olurum. 8 tura ihtiyacım var onun için. Hayırlısı diyelim. Notaya baktık. Bunu beklemiyordum. Görevimiz çıktı. Onu bir ara yaparız. Pek kolay bir orduya benzemiyor. Bir ara yaparız. İsyan kalkanı da kurtarışı veriyormuş. Çok iyiymiş ama beklesin birazcık. Kartnorn yok edildi. Yerleşim yeri kaybedildi. Okey. Orada Elspeth gitti. Jort diye aldı Steingart'ı. Hiç beklemedi. Ben de şu kaybettiğim şehrimi gidip almaya meylediyorum ama şuraya ışınlanırım diye düşünmüştüm. Işınlanamadım. O halde nasıl yapalım? Marş vaziyetinde de şeye gidemeyeceğim. Okey. Orayı almak şart. Bana çok zaman kaybettirecek. Keşke Elspeth şu orduyu da alabilseydi ama onun orada yaşamasına izin veremem. Hala savaş açmadılar. Aşağıda en azından o bana biraz zaman kazanır. Şuraya gidebilseydim. Aa dur, gidebiliyorum. Aa, şurada bir gıdım şey var ya, gidebiliyorum. Of, harika. Çok güzel oldu. Sen niye gidebiliyor musun? Yok, sen gidemiyorsun. O küçük yeşil nokta çok işime yaradı. Okey, sen de şuradan şehre gir bakalım. Kendi topraklarımda olduğum için tazelenebiliyorum da. Dinosi var mı? Bak, ticaret Talsin'de mi? Önümüzdeki tur yaparız. Sınır prenslikleri gidici. O yüzden savunma ittifakı yaparak Skrek'i daha çok kızdırmayayım. Skrek'le savaşa girmemek gibi bir seçenek olamaz tabii ki ama ne kadar ertelesek o kadar iyi. Elspeth de buraya doğru yola çıktı yanlış görmediysem ve maalesef o şehri benden önce alacak böyle giderse. Onu engelleyebilir miyim? Galiba engelleyemeyeceğim ya. Elspeth burayı alacak maalesef. Yani sol istihkamıyla değiş tokuş etme imkanı olursa şahane olur ama onu da kolay kolay kabul edeceğini zannetmiyorum. Elspeth'in alacağını varsayarak bu tarafa doğru mu yönelsem acaba? Yine talan eder, saçmalık yapar belki. Ben yine şuraya gideceğim. Desteğe gelemeyeceğim bir noktada olmak istiyorum. Okay. Elspeth saldırmazsa önümüzdeki tur orası benimdir. Sen de bir gelmeye çalış, belki uğrarsın. Dur bakayım hangisi daha çok geliyor. Bu daha çok geliyor. Ya burada yeni slot açılacak zaten. Dolayısıyla şu anki paramı şuna yatırabilirim sanırım, değil mi? Bu ne veriyor? Güzelmiş. Güzelmiş. Ama şimdi ilk yine de buna yatıracağım ben. Kaç slot açıyor bu? Bir inşaat yok. Sadece bir slot açıyor.
zaman yapmayayım ya. O zaman yapmayayım. Bir tane daha slot açılacak. Bir tanesi garnizon binası olacak. Bir tanesi de şu özel bina olsun. Garnizona da demir kran sağlıyormuş bu arada. Elbette çok para istiyor ama ayarlamaya çalışırız bir şekilde. Bu arada konfirmasyon cezası bitti. Kontrol durumum ne alemde. Burası hala -4'te. Kivisi toplanan gelir. Buradaki emri değiştirmek fena olmayabilir aslında. Şu anda ikinci seviyeye çıktığıma göre de büyümeye aşırı ihtiyacım yok. Şimdilik birazcık kontrol olsun. Burada -3'teyiz. Burayı aldıktan sonra ya da aspet aldıktan sonra ona tekrar bakarız. Diplomasiye bakmış mıydım? Bakmamıştım. Bu tur daha kolay yapabileceğimi düşünmüştüm. Daha zor yapabiliyormuşum. Peki. Ne yapalım artık? Aspet maalesef aldı burayı. Karaziyer yok edildi. Bir sorayım kabul edeceğini düşünmüyorum ama sol istikamıyla Milgal Volbarak'ı değişmek ister misin? Hayır. Hoş olmadı. Dünyanın sonu değil ama yani bu eyaletin tamamının bende olmasını tercih ederim elbette. Aslında şu Kıkırdak Vadisi'ni alsam, bir askeri bina diksem. Tamam, öyle yapmaya çalışacağım. Sen gel dostum. Kıkırdak Vadisi'ne gitmeye çalış yavaş yavaş. Şimdi Belegar'la ne yapayım? Asıl soru o. Bunlar sınır prensipleriyle savaşa girmiş. Sınır prensipleri iki taraftan kuşatıldığı için şu an uzun süre hayatta kalmayacaklardır. Bunlarla da savaş halindeler zaten. Şimdi burayı rahat bırakırsam elbette burada başıma bela olacaklar. Başka bir burayı koruyacak bir ordu yapma imkanım da yok. Elbette Karaksepe'ye doğru yola çıkmak isterdim ama şuradaki tehdidi sona erdirmeden bunu yapmak pek mantıklı olmaz. İkinci bir ordu besleyecek şeyim yok malum. Okay, şuraya doğru gidelim o zaman. Skrig'in kaç ordusu var ya? Şehri var 4. Ya aslında Skrig'i mi? Yok. Skrig acil bir tehdit değil. Bunlar acil bir tehdit. O tarafa doğru gitmem icap eder. Teknoloji... Evet şunu da yapalım. Mahzenler beklemede. Masiye Tahsin giderek uzaklaşıyor bu arada. Ticaret anlaşmasından keşke yapsaydım. Halk mutsuz. -3 kontrol. Hoş olmadı. Ya buradaki kontrolü, yani şu an Belegar falan burada olduğu için sıfıra sabitledik ama buraya bir kontrol binası şart olacak ki burayı büyütmek... Okey, büyütebilirim param olduğu zaman. Sen dostum şuraya gel. Sen de en yakın nereden ulaşırsın? Miragliano'ya doğru şuradan. Devam. Sen de hızlı anlaşmalar. Ağır toprakları, yeni bir şey yok. Hesaplaşma çağının bitmesine de 6 tur kaldı. O bittikten sonra en azından ikinci seviyede bitireceğim galiba. Eğer 6 tur içinde başka savaş yapmazsam. İnşallah yapabiliriz ama dur bakalım 6 tura yetişir miyim buraya? Bakacağız, bakacağız. Bina geliştirmesi hala tamamlanmadı değil mi? Ha tamamlandı. Param yok ki. Bunun için zaten param yok. Beklesin, beklesin. Burayı alacak da param yok aslında. Nedir? Okay. Aranessa buraya kadar geldi. Dolayısıyla Miragliano'dan önce şuraya bir vuramam daha iyi olacak gibi. Ama bu planları önümüzdeki bölümde yapalım. Bu bölümü burada sonlandırmanın zamanı geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.